Selamlar, yeni bir gün, yeni bir videodan hepinize merhabalar. Rüzgar sesi var ama ben onu elimden geldiğince bir şey yapmaya çalışacağım. Şimdi ben çıkıyorum. Kayınvalidemdeydim. Kayınvalidem işte, ben de evde tektim. Burada feneryum var. Sinan'ı Fenerbahçe'den şey almaya gidiyorum. Doğum günü için Fenerbahçe yeni sezon formasını almaya gidiyorum. Biliyorum buraları az buçuk Sinan göstermişti. Sinan yok. Sinan tabii ki de nerede? Sağ olsun iş için Hatay'a gitti. Beni buralarda bıraktı. Ama belki erken dönebilirim dedi. Bilmiyorum. Duruma göre değişecek. Şimdi çıkıyorum. Artık orada görüşürüz. Bu arada dün bir gündüz bir de gece gördünüz geçiş anlarını. Gündüz, ben dün gündüz geldim buraya. Gece de anneanneye gittik. Anneanneyi bayağıdır görmemiştim. Anneanneyi de gördük. Orada annemle oturduk. Annem, ben, anneanne üçümüz oturduk. Sohbet, muhabbet ettik. Sonra akşam evimize geldik. Sinan yok diye ben kayınvalidemde kalıyorum. Bir de kayınvalideme geldiğimde, gelmeden bir gün önce dedim ki bana mercimek köftesiyle aşure yapar mısın? Canım çek dedim. Onları da yaptı. Eve gelince gösteririm. Hadi şimdi çok geç kalmadan gideyim ben. Kayınvalidem gelmeden evli olmam lazım. Rimo geldim ki görüyorsunuz zaten şu anda. Yalnız abi yok. O 2 dakikaya geliyormuş. Aradım buraya, not bırakmış. Alacağım forma şu olacak büyük ihtimal. Çünkü biliyorsunuz imzalatma muhabbeti vardı. Ve abi de geldi. Ben şimdi artık gidiyorum. Ay ben eve geldim. Ama aşırı sıcak. Evet rüzgar var. Esiyor. Ama aşırı sıcak. Ama gideceğim yerlere çoğunlukla taksiyle gitmeyi tercih ettim. Çünkü feneryumun bu kadar uzak olduğunu tahmin etmedim. Uzak değil aslında da. Benim için yürümek sıcakta çok kötüydü. Feneryum'a gittim, aldım ama şu an açamayacağım. Sinan'ın açmasını istiyorum. Gitmişken de kayınvalidem kız kardeşi biliyorsunuz ki vefat ettiği için teyzemizin resmini çıkartmamı istemişti. Onu çıkarttım. Ben ona dedi şey alırım. Neydi adı? Ay söyleyemedim. Göstereyim anlarsınız. Unutkanlık işte. Bunu B12'ye gerçekten verin yani. Kullanmama rağmen yine aynı. Çerçeve. Çerçeve alırım ben demişti. Ben ona sürpriz yaptım. Çerçevesini de aldım. Şimdi takacağım. Ve şey şuraya bir yere koyacağım sürpriz olsun. Hem de siz de görün istiyorum. Bu benim kınamdan, hatta arkasında deniz yazıyor. Kınamdan olan bir resmi. Aslında bu topluluk resmiydi. Biz bunu, ben bunu şey yaptım. Ne denir ona? Kırptım ve o şekilde bastırdım. Şimdi kırmadan bir şekilde bunu monte edeyim. Aynısından dün anneanneye de bastırmıştık. Resim istiyordu. Bunda bir şeylik oldu ama potluk niye böyle oldu? Olmadı aslında ya. Bir dakika ayarlayacağım. Ay ışığım gitti. Hava karardı. Işık gelir şimdi. Yani hava şeyleri artık buna yapabilecek hiçbir şey yok. Aa kara sinek bir git. Aslında ölçüler hemen hemen aynı. Yani aynı ölçüde çıkardım. 15'e 20 çıkardım. Ama bu resim buna nazaran büyük geldi. Ama ben onu ayarlayacağım. Ayarladıktan sonra göstereceğim. Bu sırada kayınvalidemin bu kapısının orada bizim masa var ya, yuvarlak masa. O yuvarlak masaya örtü örttüğümüzde örtü uçuyor. Uçmasın diye şöyle aparattan aldım. Şimdi onu takacağım. Bu arada ben biliyorsunuz ki sabahları kahvaltıda süt ürünü yani kompleks falan yiyorum. Ama benim öyle çok büyük kaselerim yani kompleks yapabileceğim kaselerim yoktu. O sırada da bir milyoncuya uğradım. Bir milyoncudan şöyle değişik kaplar yani şeyler aldım. Konfleks yemelik, işte çerez merez, cips koymalık. 2 tane aldım. Sonra tamamlarım dedim. Tanesi 7,5 liraydı. Evlendiğimizden beri eve ilk defa tabak çanak alıyorum. Ay şu kara sinek de beni... Git.
bundan aldım işte. Son olarak da aktara uğradım. Aktara niye uğradım hemen onu söyleyeyim. Canım benim tarçınlı şeker çekti. Ben çok severim tarçınlı akide şekerine, bayılırım. Onu emdiğin zamanki böyle acılık var ya, beni cezbediyor. Beni en mutlu eden şeylerden bir tanesi. Çocukluğumdan beri bayılırım. Sonra kayınvalideme şöyle şey aldım. Migren taşı aldım. Bende de vardı. Ama onun da işte teyzemiz vefat ettikten sonra başı hiçbir şekilde ağrısı geçmedi. Geçmediği için de şöyle iki tane şey aldım. Migren taşı aldım. Çünkü evde farmasinin şeyi vardı. Alaska jeli vardı. Onu kafasına sürüyordu ama onu da yanında taşıyamayacağı için böyle bir şey almasını tercih ettim. Gittim ona bundan aldım. 20 liraydı bu. Trendyol'da da aynı. Aktarlarda da aynı fiyat kısacası. Trendyol'da kargo bekleyeceğinize aktardan almak en mantıklısı. Kokusu yok. Yani var da açmadığım için yok. Bu sırada yüzümdeki sivilcelerden bahsettim oradaki kadına. Kadın da oradaki çocuğa beni önerdi. Doğal içerikli içinde neler var hemen size söyleyeyim. Sarı kantoron özü, çay ağacı yağı, kükürt, ada çayı yağı, lavanta yağı, vitamin A, limon demiş falan filan. Lacinia çay ağacı yağlı yüz temizleme jeliyle yıkadıktan sonra günde bir kez yüzünüze uygulayın diyor. Sivilceleri kurutuyormuş. Ben yıkama jelini almadım. Önce bunu bir deneyeyim dedim. Eğer baktım gerçekten işe yarıyor. Sivilceleri söndürüyor. Şu boynumdakilerde deneyeceğim özellikle. Yıkama jelini de alırım. Işık geldi. Daha demin kötüydü. Hava bir kararıyor, bir açıyor. Açamadım ama. Aktardan aldım. Çünkü şu an doğal şeyler kullanmak en mantıklısı. Ama gerçekten işe yararsa kükürt kremi. Ki kükürt kremini kullananlar da bilir. Gerçekten bu hani uyuz hastalığı vardı bir ara o zaman falan. Çok şeydi. Etkiliydi. Gerçekten kükürt kokuyor. Gerçekten kükürt kokuyor. Bunu deneyeceğim. Gerçekten işe yararsa dediğim gibi yıkama jelini de alacağım. Tabi aktara gitmişken ben yani ne çözüm bulduysam bulayım. Hiçbir şekilde şey bulamadım. Yani hamilelikten sonra biliyorsunuz ki saçıma solüsyon kullanıyordum. Onun içinde de alkol olduğu için doktorum yasakladı. Eski şampuanımı almıştım, hatırlayanlar vardır. İçeriğini mi değiştirdiler artık, ne yaptılarsa fayda etmemeye başladı. Aktara gitmişken de doğal bir şey olsun dedim. Sofidem'in böyle parapen, silikon ve renklendirici içermez, pullanma ve kepeğe meyilli saç derisi için kükürtlü gene şampuanını önerdi. Bu ara domatesi çok kaçırdığım için. Bu ne kokuyor biliyor musunuz? Bunu ben söylemeyeceğim ne koktuğunu ya. Ya kükürt kokuyor da. Bu bana bir şeyi anımsattı. Neyse. Yapacak bir şey yok. Yani her zaman kullanacak değilim zaten. Ya da bana garip geldi. Bunu, bu kokuyu Sinan geldiğinde ona koklatacağım. Anlayacaktır ne kokuyor demek istediğimi. Evet, bu kadar. Başka bir şey almadım. Sinan gelince de pasta alacağım ona. Böyle kendi aramızda bir doğum günü kutlayacağız. Bu arada tabii ki de Instagram'dan takip edenler bilir. Hande ile Eren Sinan'a bir hediye yolladılar. Ama ben hemen evden çıktığım için sadece resmini çektim. Sinan'a attım. Instagram'ımda da paylaşmıştım. Sinan da Instagram'ında paylaştı. Ay şu an kameramda sinek yürüyor. Git. Lan git.
Ondan sonra gene eve gittiğim zaman gösteririm size neler olduğunu. Videoda göstermedim çünkü. Videoyu burada başlattım. Eve gidince de gösteririm. Ben şimdi şu resmi yapayım. Ondan sonra sürpriz olsun. Çerçevede çok güzel böyle şey. Şu şekilde. Gene ışığım gitti. Böyle güzel yaldızlı eve uyuyor bence diye düşündük. Düşündüm. Aslında düşündük diyorum ama düşündüm. Hep böyle Sinan'la giderdim ya bir yerlere. Şimdi Sinan olmayınca sanki o varmışçasına yanımda düşündük falan diyorum. Ama aslında Sinan yok. Oh, oh, neyse. O zaman ilerleyen dakikalarda, saatlerde görüşürüz. Çünkü birazdan ben aşure yiyeceğim. Onu da size gösteririm. Evet, buranın dağınıklığını daha toplamadım ama ben şimdi şunu hallettim. Teyzemizin resmini bu şekilde yaptım. Gayet de güzel oldu bence. Ben çok beğendim. Şöyle hatta yere bir koyayım. Şöyle güzel bir resmimiz. Ay, kişi de gördünüz ama kusura bakmayın ne kadar harcadığımı. Güzel bence yani şey. Böyle ne plastik ne demir. Ama güzel. Böyle bir resmi oldu. Mekanı cennet olsun. Teyzemizin ya böyle işte. Burada oğlunun ismi Arda, Rüzgar Arda yazıyor. Aslında Rüzgar Arda. Ya iki ismi var benim gibi ama annesi Rüzgar diyordu. Arda fazla demiyordu. Genelde Rüzgar'ı kullanıyorlardı. Hatta Sinan'la bunu Sinan'ın kolundaki dövmeyle beraber yaptırmışlar. Beraber gidip dövmeciye o dövmeleri yaptırmışlar. Böyle anneme de küçük bir sürpriz oldu kardeşiyle. Aynısından Allah nasip ederse Sinan'ın dayısı Ümit dayıya da yaptıracağım. Onlarda da bulunsun diye. Böyle. Şimdi ben bunu tekrar kutusuna koyacağım. Onu açtıracağım. Ona hediye almış gibi. O zaman gösteririm. Gene tekrar. Şimdilik böyle. Dediğim gibi ben biraz dinleneceğim. Çünkü bayağı yoruldum. Taksiyle gittim ama yürüyerek döndüm. Biraz hem açılayım bayağıdır evdeyim diye. Valla yaptım bir şeyler ama kaplardan çıkan kağıt vardı ya. Onu bu şekilde paketledim. Hem de neyle biliyor musunuz? Kolibandıyla. Kolibandıyla bantladım. Evde bulduğum şeylerle. Böyle bu şekilde. Ya biraz tabaklardan dolayı buruşuk ama... Yani yapacak bir şey yok. Gayet iyi oldu bence. Şimdi ben bunu onun yatağının üstüne koyacağım. Geldiğinde bu ne be diyecek. Her zamanki gibi bilmeyecek çünkü. Fotoğrafı çıkarttığımı sanacak. Önce şunu şuraya koyacağım böyle. Bunu da üstüne koymuş olacağım. Ya da koymasam mı? Yok koymayayım ya. Bunu atayım. Bunu böyle yatağın üstüne koyduğunda bu ne diyecek. Açacak ve görünce... şey olacak. Ona da küçük böyle kardeşinin bir anısı diyebilirim. Evet. Yapıyoruz bir şeyler ya. Yeter ki yüzü gülsün. Eski enerjisini geri alsın annem. Tabii ki de kolay değil. Tabii ki de zor. Bir kardeş toprağa verdi. Ama Rabbim kaldıramayacağımız acıyı bize vermezmiş. O yüzden hayat devam ediyor. Maalesef ki. Keşke giden geri gelse ama maalesef olmuyor. Tekrardan mekanı cennet olsun. Kocam seni çok özledim. Geri dön. Sensiz ben bir hiçim. Ne olur geri dön. Bak sen yokken benim kalbim de böyle kırık. Ne olur geri dön. Bu videoyu eminim izleyeceksin. Geri dön. Neredesin? Kocam geri dön. Bakın ya Allah'ım ya Rabbim yiyeceğim ya. Bu da Uğur. Şu da Uğur. Şu annem. Japonyalı. Bu da vefat eden teyzemiz. Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ya ben dışarı çıktım ya. Tabii ki de bazı eksiklerimi unuttum. Daha demin Sinan'la konuştuk telefonda. Bunu aldın mı? Bunu aldın mı? Bunu aldın mı? Hani şey annesinin buradaki televizyonun altında kablolar çıkmıştı. Kanal almam gerekiyordu. Ölçüsünü verdi. Ben gittim elektrikçiye söyledim. O yüzden bunun adı gerçekten kanal ya.
kanalıma hoş geldiniz falan filan işte. Neyse, kanal aldım böyle iki kablo girecek kadar ama bu iki kablodan da fazla kablo girer gibi mi geliyor buna? Çünkü bayağı bir geniş. Bayağı böyle genişlikte. Yani en fazla bir 3-4 girer ince kablo olarak varsayıyorum. Düşse de şuradan böcek geliyormuş bir tane bana gözümün içine. Huhu. Neyse, kanal aldım bir tane. Bunu elektrikçiden aldım. Önce Baus'a baktım. Baus'ta yoktu. Sonra Sinan böyle kendine alyans setli alyans değil ama alyan. Alyans setli tornavida takımı istiyordu. Böyle bir şey aldım. Ona da sormadım ama anlamam da çok fazla. Umarım doğru bir şey almışımdır. Gelince artık göstereceğim. Bunu bir açalım sizle beraber. Ben bir makas alıp geleyim. Nasıl bir şeymiş bir bakalım. Baus'tan 90 liraya aldım. İçinde yıldızı mıldızı işte düzümüzü her şeyi var. Bir dahaki ay ona bir de sürpriz olarak şey alacağım. Darbeli matkap değil. Şeyli matkap. Şarjlı matkap. Şarjlı matkap da değil. Hani böyle kolayca vida sıkıp açabilmesi için. Evde bulunsun çünkü bizim evimizde hiç takınma dair bir şey yok. Var ama bilgisayar üzerine var. Yani bilgisayar vidası açmak için var. Hani gidip de evdeki bir şeyi sıkmalık yok. Şimdi bunu bir açayım ben. Ondan sonra hemen geliyorum. Evet, şöyle makasımı aldım. Yandan mı kessem ki? Daha iyi açarım. Tepeden mi? Tepeden biraz zor olur. İlk başı kesmek sıkıntı. Ha bir de şey keskin de. Hani plastik ya, elimi kesme olasılığım yüksek. Derken kesiyordum. Sürtülürken. Ha. Neyse şu parçayı şuradan bir alalım. Şöyle devam edelim. Ben böyle şeyler keserken surat ifademe olabiliyor. Kendimi az buçuk anlayabiliyorum. Çünkü bütün gücümü kullanıyorum. Yani bir erkeğin bunu kesmesiyle bir kızın kesmesi bir değil yani sonuç olarak. Artık buradan da çıkarsın herhalde, eşek değilsin ya. Bir zahmet çıkıver. Böyle bir çantası var. Çantasının içinde neye dair olduğu belli olmayan bir poşet. Bir tane köpük var. Çantası bu şekilde. Açtım ama umarım doğru almışımdır yani. Şöyle ince uçlu işte kalın, yani kalın yıldız, ince yıldız, büyük yıldız, kalın yıldız işte onlardan var. Bunu buraya takıyorsunuz sanırım. Mıknatıslı bu galiba. Evet. Bunu içine oturtuyorsunuz ama bu büyük uzun yerler için, yani elinizin girmediği yerler için sanırım. Çok fazla anlamıyorum diye düşünüyorum. Buradan da bir şeyler yapıyorsunuz böyle. 3, 5, 7, 9 yazıyor üstünde. Anlamadım ama. Sıkmak için mi acaba? Yok. Neyse, bunu bana kocam gelince anlatır. Böyle bir aparatı var. Burada da alyanlar var. Yıldızın devamı var. Niye düz bu kadar az da yıldız fazla? Aslında bunlar yıldız değil de alyan olabilir mi? Aa, şu benim iPhone'umun şeyinden altına açmalık. Öyle bir şey sanırım. Neyse. Bir tornavida üzerinde bu kadar da durmazsın ya. Şimdi çantasına koydum mu nasıl oluyor bilmiyorum. Hiç de koymadım sanırım. Ağzıma güldüm. Bir şey söyleyeyim mi? Ama o benim babamda da vardı. Ya kısacası ben babamın kızıyım ondan. Allah seni kahretmesin beceriksiz. Keşke baban kadar da becerikli olaydım. Gelince kendi yapsın. Sinirlendim. Böyle atayım. O sırada dedim ki Deniz dedim, o kadar çıkmışsın bir tediye de uğra yani dedim. Ondan sonra hani hakkın, hep kocana çalıştın bugün. Kendine de bir şey almadın fazla. Yani aldın da almadın. Yani ona forma aldıysam, yeni sezonun forması, bir de Puma ile işbirliği yaptığı için
Hani onun eş değerinde bir şey almadım. Yani kocan aldıysan kendine de al değil mi falan oldum böyle. Neyse şaka bir yana. Kendime biliyorsunuz ki kaç videomdur dile getirdim. Trendyol'da aradım aradım bulamadım. Fitilli pantolon dedim ya size. Altımda var şu an. Yapıştı artık bir tarafıma. İki tane vardı, biri Hande'de zaten. Garip bir moda giyiyor, ben de giyiyorum. Yapıştı artık bir taraflarımıza. Hatta ben niye iki tane almıştım? Bundan çok memnun kalmıştım. Siyahını aramıştım. O zaman daha hamile değildim. Ondan sonra gittim bir tane daha almışım. Onu da Sinan'la almıştık. İstanbul Marina'dan herhalde. Evlendiğim ilk zaman. Siyahını bulamayınca gene aynı renginden almıştım. Dedim ki yıkar yıkar giyerim. Sonra pişman oldum siyahını da bulamayınca. Ondan sonra öbürü de Hande'ye gittiğimde giymiştim. Onu orada bıraktım nasıl gidip giyiyorum diye. Şimdi böyle bir tane siyah gene fitilli Teddy'den buldum. Gidin bakın Teddy'de var. Altımdaki biraz kalın ama bu ince, yani ifil ifil yazlık, iç göstermiyor asla. Sen git o kadar Trendyol'da ara ara bulama. Git Teddy'de bul. Gayet de uygun fiyataydı. Sanırım 39 liraydı. Bayan pantolon 39.90 yazıyor. Yok, bu 50 lira. 49.90. Sonra kayınvalidem de geçen gün bana dedi ki, dün mü? İşte anneanneye giderken kadının bir tanesinin altında böyle ifil ifil pantolonlardan gördü şöyle. Ya Deniz dedi, bunlardan istiyorum ama bir türlü bulamıyorum dedi. Ben de Teddy'ye gitmişken bakayım dedim. Gittim baktım. Vallahi buldum. Ama yani large'ını bulamadım. Medium'unu buldum. Ama inşallah olur. Beli de lastikli. Bu 39.90'dı bu arada. Yani fişinde öyle yazıyor. Hepsine 90 lira para verdim. Şey yapacağım. Eğer olmazsa anneme bu, değiştirmeye gideriz diye düşünüyorum. Tabii gelirse, kadıncağız bugün 70 kilo salça yapıyormuş da gittiği yerde. Beraber salça yapıyorlarmış. Artık olursa. Bu da böyle ama olur ya, annem bir de zayıfladı. Bana olmaz da annem olur herhalde. Bayağı böyle uzun, böyle deseni var. O böyle şeyleri seviyor, işe falan giderken ifil ifil giymelik. Ona da böyle bir şey almış oldum. Kaç yere baktım, nerelere baktım. Bulamadım ama sen git Teddy'de işte aradıklarını buluyorsun. Aslında Teddy'ye pijama almak için gitmiştim. Ama pijama gereksiz pahalıydı. Aşırı gereksiz pahalıydı. Yani 64 liraydı pijama. 64 liraya onu verene kadar bundan iki tane alırım dedim. Yani niye olmasın ki? Bunu da bilerek XX'ler çaldım bu arada. Evet, bu kadardı. Ya şu anlık alışverişim bu kadar. Ay bayağı alışveriş yaptım bugün ya. Allah bereket versin. Evet, neyse. Artık dinleneyim. Gerçekten dinleneyim. Her dışarı çıktığımda bir yoruluyorum. Çünkü yürüyerek gidiyorum. Yoruldum. Dinleneyim. Daha aşure yemedim. Aşureyi de yediğim zaman göstereceğim zaten. O zaman görüşürüz. Selamlar. Ben evime geldim. Sağ olsun beni annemin işe gittiği bir abla vardı. Ayça abla. Onun kocası Mert abi bıraktı eve. Sinan da belki bu akşam gelebilir diye umut ediyorum. Demiştim ya, pasta falan alacağım, pasta şey yaparız falan diye. Ama maalesef pasta almadım çünkü iki kişiyiz evde. Gelmedi annesine de Sinan. Bu arada patronu falan sevdim de yüzüm hep tüy oldu. O yüzden böyle yapıyorum sürekli. Tabi pasta falan almadım. Niye almadığımı da sorarsanız, dediğim gibi iki kişi olduğumuz için tekli pasta alabilirdim. Ama Sinan çok fazla tatlıyı seven bir insan değil. Yani tatlı seviyor ama tatlı seviyor. Şerbetli tatlı. Hani baklava, ekmek kadayıfı, bu tarz şeyleri çok sevdiğinden dolayı öyle bir şey mi alıp üstüne mum koysaydım acaba? Neyse, bilmiyorum. Şimdi eve geldim, oturuyorum, biraz dinleniyorum. Sonra ufak tefek bir işlerim var. Bu akşam onları halledeceğim çünkü yarın eve usta gelecek. Kapıları değiştirecektik. Annemin tanıdığı varmış, yani annem dedim, Sinan'ın annesinin tanıdığı varmış. Bu beni eve bırakan, Mert abilerin evini yapan bir abi. Yarın sabahtan o gelecek. Kapılara bakacak, ölçü alacak, bize fiyat verecek.
Yani böyle. O yüzden eve erken geldim. Ama salı günü gene gideceğim. Niye gideceğim? Salı gününe benim bir kargomun gelmesi gerekiyor. O kargo da şey kargosuydu. Benim içimden geldi daha doğrusu. Hemen onu da dile getireyim. Ben teyzenin kırkımı, yani teyzemizin kırkına gene gidemeyeceğim. Çünkü şey kalabalık olacağı için, pandemi sürecinde de olduğumuz için, bir de hamileyim, aşılı olamadığım için daha. O yüzden ben gidemeyeceğim. Ben de bir şey yapmak istiyorum dedim. Sinan'ı aradım dün. Dedi, annesi de işteydi biliyorsunuz zaten. Ben dedim ki hani böyle böyle, Sinan ben böyle bir şey yapmak istiyorum. Uygun mudur senin için dedim. Çok güzel düşünmüşsün, teşekkür ederim dedi. İstiyorsan yap dedim. Ama dedim senden tek bir isteğim var. Şey, rengine, işte modeline, tarzını sen seç dedim. Aslında bu tarz şeylerin rengi, modeli, tarzı olmaz ama güzel bir şey olsun da istedim. Şimdi ne olduğunu söylemedim, hala daha konuşuyorum. Yasin, yani çanta boyu Yasin, tesbih ve dolaba asılmalık magnet. Böyle ayetel kürsi olan magnet. 100 tane sipariş ettim. Sinan'a da rengini sordum. Onun istediği renk olsun istedim. O olmadan böyle bir şeyin kararını verdim ama hani ben o olsun da istedim. Şey, onun da emeği olsun istedim. Bir de ben gidemeyeceğim için kendimi zaten 3 seferdir kötü hissediyorum. Yani böyle bir şey yapmak istedim. Sinan'ın annesi de, annesinin de çok hoşuna gitti. Eve geldiğimde ona o da söyledim. Sonra anneannesini aradık. Anneannesi de hoşuna gitti. Çok teşekkür etti. Ama ben bunu hani böyle şey olsun diye değil, içimden geldiği için yaptırdım. Onun kargosu da annem işte olduğu için, ben de eve geleceğim için orayı vermedim, burayı verdim. Onun kargosu gelecek, onu da götüreceğiz. Sinan da o zamana gelmiş olur büyük ihtimal. Artık döner. Onları paketleyip böyle ya 40'ında ya 52'sinde, bilmiyorum. Bir şekilde dağıtılacak. 40'ına gidemeyebilirim ama 52'si anneannemizin bahçesinde olacakmış herhalde. Büyük ihtimal ona giderim diye düşünüyorum. Çünkü kapalı alan değil, açık alanda olacağı için gitmiş olurum herhalde. Zaten gittiğim zaman anneanne maalesef bana bir şey yaptırtmıyor. Hani bir iş yaptırtmıyor. O gün gittiğimizde de mesela oturacaksın sen dedi. Beni bir köşeye itti. Allah razı olsun, işte yemeğime kadar hepsini o koydu. Yani o konuda asla şey yapmıyorlar. Beni asla yormuyorlar. Ama ne bileyim, ben de kendimi kötü hissediyorum. Şükürler olsun Rabbime, öyle bir aileye gelin gelmişim ki. Ya onların gözünde gelin değilim, kızım da. Ya minnettarım hepsine. Gerçekten minnettarım. Böyle yani ben Sinan'ın tepkisini de çekmek istiyordum aslında, bir de formayı aldığımda tepkisi, çünkü bilmiyor. Şimdi hatta aklıma gelmişken Feneryum'a da tekrar bir mail atayım. Bakayım ne zaman göndermem gerekiyorsa formayı da göndereyim mi? Yoksa formayı önce Sinan'a verip ondan sonra mı? Hani ona da söyleyeyim, biliyordu zaten imzalanacağını da. Ne zaman alırız formayı bilmiyorduk. Yani bilmiyorum diyebiliyor o. Ama ben aldım. Ay, gıcık yaptı. Neyse işte. Bir mail atayım, bakayım ne diyecekler. Arkadaşım vasıtasıyla ben Feneryum'la iletişime geçtim. Tekrar aynı o mailden onlara tekrar bir dönüş yapayım. Onlar bana bir yazsınlar bakalım. Bakalım ne zaman, artık Sinan gelince mi olur, ne zamana bize gönderin derlerse, İmzalatıp o formayı Sinan'a öyle vermek isterdim. Ama maalesef bunu tek başıma şu an yapamayacağım için. Aslında bize onların kamp yaptığı alan çok yakın. Yani 15 dakika bile değil. Kalkıp gidebilirim de. Öyle bir imkanım da var. Ama işte içeri almazlarsa gittiğimle kalırım diye şey yapıyorum. Hani böyle tedirginlikteyim. Çünkü böyle şeyleri de çok fazla becerebilen bir insan da değilim. Sadece aklıma bu geldi ama ben Sinan'a hani söyledim. Dedim böyle böyle. Hani ben, benim böyle bir planım var. Ben zaten Sinan'dan, ya ben böyle hediye konularını biraz saklayabilen bir insan değilim. Aldığım an bodozlama söylerim. Yani birine hediye alacağım zaman da söylerim. Bu arada eve gelmişken Sinan'a gelen hediyeyi de göstereyim. Onun birazını yemiş sayılabilirim. Kan şekerim düştü herhalde. Şöyle içinden şeyler çıkmıştı. Çakıl taşı çıktı. Geri kalanını da bir göstereyim size. Şöyle artık salona doğru gideyim. Bu arada televizyonumuz gitti. Niye gitti diye sorarsanız da hemen onu da dile getireyim.
Kayınvalidemin televizyonu bozuldu. Biz de evde çok fazla televizyon izlemediğimiz için ben televizyonu Mert abiyle, beni bırakan abiyle anneme gönderdim. Annem de size yenisini alalım dedi. Sinan'ın istediği televizyon bu değildi. Bunu idarelik koymuştuk, almıştık buraya. Onu anneme verdik. Biz kendimize yenisini alacağız ama acelemiz yok. Zaten izlemiyoruz. Sinan'ın odasında da televizyonumuz mevcut. Şöyle göstereyim bunu. Şu şekilde. Burayı böyle bıraktım da çıktım. Sinan'a resim attım. Siyah beyaz şöyle. Kahve fincanı takımı. Şöyle süslük olarak bir kahve var. Şöyle cam cezve var. Ay. İşte buna şekerliğini mekerlerini koymalık. O benim yediğim şekerleri koymalık. Aynı şekilde. Bu da bunlar yıkanacak tabii. Burası kırık değil. Köpük. Böyle güzel bir tabak. İçinden bir de şöyle kanaryamsı bir kuş çıktı. Üstü böyle kutunun. Kutusu bu şekilde. Şu indireyim de zarar vermeden. Çünkü Sinan gelecek ya, o gelince de baksın diye böyle duruyor. Kutunun içi böyle. Bunun içine bir şeyler saklanır. Hatta ben bunu çocuğumuza bile kullanabilirim kutusunu. Şurada köpük vardı içinde bunun. Öyle geldi. Bunu bize Urazcığımız yollamış. Şöyle yazıyı da okutayım. Öfen işte ya, sana hediye seçmek ne zormuş. Zaten erkek sektörü bitmiş. Ne yapacağız gelince bilmiyorum. Ben de en iyisi Deyzem de faydalansın dedim. Hem de kankim geldiğinde uykusuz gecelerinizde Deyzem'le kahve içmek iyi gelir belki. Doğum günü kutlu olsun deyip Uraz Kıvanç adına göndermişler. Annemle de babamın çok selamı var demişler. Selamınızı aldık. Sinan'a da ilettim. Böyle yani. Evet, bu kadar. Ben şimdi dediğim gibi biraz dinleneyim. Sonra bu videomu editleyip yarına yetiştirmek istiyorum. Evet, kablom ve ben gene her zamanki gibi, çünkü şarjım %5. Beni Sinan aradı. Ben o sıra edit yapıyordum. Buraya kadar olan kısımları editlemeye çalışıyordum. Aşkım dedi, taksiye bin, Kartal Piyaza AVM'ye gel dedi. Ondan sonra Allah Allah dedim. Ya, şimdi merak ediyorum, acaba Sinan mı geldi? Bilmiyorum. Şimdi evden çıkıyorum. Şarjım da çok az. Powerbank'imi alacağım yanıma ama içinde ne kadar şarj var bilmiyorum. Çekebilirsem orada da çekim yapacağım. Niye çağırıyor hiçbir bilgim yok. O zaman orada görüşürüz. Sen Hataylardan geldin. Beni Mi'ye soktun. Aldın mı? O ne pislikti ya. Şu an gözükmüyor hiçbir şey. Şimdi insan otelde motelde bir duş alır. Bu kafanın hali ne? Çok yoğun bir şekilde görüşmeler içerisindeydim. Hı hı. Evde görüşelim. Evde görüşelim. Ulan gidelim eve. Eve gidiyoruz. Eve kurmaya gidiyoruz. Kocam bana süpür geldi. Hadi gidelim. Aşkım. Efendim. Sen onu açmadan önce bunu mu? Bir baksan. Hadi. Harbi mi? Bir bak bakayım neymiş. Ya düşündüğüm olmasın ama. Biz bu arada eve geldik. Sinan hemen ben açayım dedi. Bu kadar ufak olamaz. Olmaz. Ay, Sinan'ın bacağı da çok kötü olmuş. Olamaz, bu kadar. Ama kumaşından anlayabiliyorum. Bunu aldım. Ben de bunu aldım sana. Bunu niye aldığımı biliyorsun. İmzalatmak için aldım. Arkasına artık sen çocuğumuzun ismini mi yazdırırsın? Yok. Eğer imzalanacaksa bu, direkt bu şekilde mailini sen atarsın. Biliyorsun, arkadaşımız bize söylemişti nasıl yapacağımızı. Hatırlıyorsan. Dur bir dakika dinle. Maili atacaksın. Eğer derlerse ki yakınsanız siz gelin diye, beraber Fenerbahçe Spor Kulübü'ne gideriz. Eğer içeri sokarlarsa onu da bloklarız. Futbolcularla tanışma fırsatımız da olursa çok güzel olur bence. Sence? Olabilir. O zaman arkadaşımıza bunu söyleyelim. Tamam. Yapsın. Şimdi asıl olay. Bu arada kocamana bak. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun. Ama sen yarın yine gidiyorsun. Ben de yarın annene gidiyorum. Belki yarın, belki yarından da yakın diyeyim. Şimdi buraya oturuyorum. Şaka bir yana. Belki yarın, belki ertesi gün.
Tamam. Yani net bir şey yok şu anda. Biz bu modelini almaya karar verdik. Dryme Robot Vacuum D9 diye geçiyor. Bizim için en ideali buydu. 200 metreye kadar ev süpürme işlemini yapıyor. Biz bunu zaten size daha önceki videomda da söyledim. Zaten siparişini vermiştik. Sinan'ı aramışlar. Sinan da beni o yüzden çağırmış. Sinan bugün gelebilir belki demiştim ama gerçekten de gelmiş. Ama gelir gelmez de Piyaza AVM'ye koşmuş. Açıyorum. Asıl sen birazdan göreceksin başına gelenleri, korkak. Evet. Neler var içinde? Burada kullanım kılavuzu. Tamam. Ondan sonra bunun içinde başka bir şey var mı? Bakıyorum. Bir şeyler var mı? Yok. Burada bir şey yok. Başka bir şey yok burada. Bu bu kadar büyük müymüş? Bunun içinde başka bir şey yok. Tamam. Ama bir müddet kutusu bizimle beraber kalsın. Patron. Aşkım. İt de girmesin içeriye. Peki bunun şarj ünitesi nerede? Şu an evim süpürür değil çünkü kayınvalidemdeydim. Bu hem yıkanıp Bu hem süpürüyor, hem siliyor. Haznesi burada. İki tane ayrı hazne var. Bunları birazdan kurduktan sonra size göstereceğiz hepsini detaylı. Ay. Burada bezi. Fırçası var. Şimdi Sinan taksın. Evet, uçak gibi. Garip ya, çok değişik. Bunun tabi uygulamasını hemen kuracağım. O ne? Şarj istasyonu. İstasyon. Onu nereye kuracağız kocacığım peki? Bizim için en ideal burası olur diye düşünüyorum ben ama oraya fiş nasıl ayarlayacağız? Oraya sığıyor mu? Ne kadar ufakmış şarj istasyonu. O da kablosu sanırım. Şimdi şöyle bir şey var. Evet. İki tane seçeneğimiz var. Evet. Çekeyim. Şimdi ya bunu buraya koyacağız. Şimdilik en azından. Tamam, mantıklı. Burada takılacak. Koku burada. Makinesini buradan alacağız. Kabloyu altından geçirip şimdilik buraya alacağız. Mantık o değil mi? Aynen öyle. Yadası yok. Şimdilik böyle olacak. Zaten evin yeri falan değişeceği için. Değil mi aşkım? Aynen. Onu elektrikçi çağırıp bir şekilde düzenleriz. Bu da su haznesi sanırım. Evet, su haznesi. Su haznesine. Su haznesine herhangi bir deterjan koymuyoruz bildiğim kadarıyla. Değil mi? Deterjan yok. Halı üzerinde kullanılmıyor. Kendi zaten otomatik uyarı veriyordu halının üstünde olduğu zaman. Oradan doluyor sanırım su. Tamam, biz şimdi bunu kuralım. Ondan sonra size kurulmuş halini de gösterelim. Dediğimiz gibi... Patroncum sen şimdiden başladın anneciğim. Şöyle hemen size bir göstereyim. Burada bir aparatlar var, bir şeyler var. Şurada bir bakalım da var. Biz bir çözelim bunu. Evet, bunu bir çözelim ki ben size daha detaylı anlatayım. Bu bezler yıkanabiliyormuş. Bunun yedekleri tek kullanımlık olarak satılıyor. Ama bizim aldığımız mağazada, Mi'nin kendi mağazasında yoktu değil mi aşkım? Yok. Hilton AVM'de var, oradan alacağız. İçinde 100 tane var. 100 tanesi 100 liraydı, tanesi 1 liraya geliyor. Sizi 30 gün götürüyor dedi. Filtre kısmı dediğim gibi bu şekilde. Toz haznesi yardımcı olabilecek misin? Çıkarmaya. Şu etiketin çıkması mı gerekiyor? Toz haznesi bu. Bu şekilde. Bunlar temizleniyor mu, yıkanıyor mu onun hakkında hiçbir bilgim yok. Onların hepsini kitapçığından bakacağım. Ama büyük ihtimal yıkanır ama 24 saat kullanılmaz gene.
diye düşünüyorum. Evet, yıkanıyor. Şurada bir fırça var. Şurada bir fırça var. Bu arada kıllarım falan vardır. Birazdan süpürecek makine. Bu fırça filtreyi temizlemek için işe yarıyor. Onu o kadarını biliyorum. Anlatmıştı çocuk çünkü. Peki bunu böyle kapatıyorsunuz. Su kısmını bir takabilir misin? Ya da suyunu doldurduktan sonra mı takalım? Ya su kısmı da şuraya sanırım. Aynen öyle. Bir saniye bakmam lazım. Evet. Buraya da su kısmı haznesi takılıyor. Bu nasıl çıkıyor şimdi? Yanlarından. Kolay. Evet, gösterir misin bir daha takarken? Takarken sadece şeyleri var. Dişlere yani, şu dişleri var. Oturtturuyorsunuz. Çıkarırken yanlarda yani, düğmeleri var. Basıyorsunuz pıt diye çıkıyor. Şimdi ben buna su doldurayım. Biz bir çalıştıralım, kuralım. Ondan sonra bakalım siz de görün. Çalıştıracağız ama şarj olduktan sonra görebilecekler. Çünkü ilk önce şarj edecek kendini. Tamam. Yani çalıştığı andaki o sesini falan hep beraber duyarız ama. Aynen. Tamam. Şu anda onu takmana gerek yok. Zaten ilk bir etapta evi tanıyacak. Evet. Evi dolaşacak. Haritasını çıkaracak evin. Bu çarpma anındaki vasistası sanırım. Yani durması daha doğrusu ilk şey içindir. Bakılacak bunlar artık. Detaylı bilgi de kullandıkça verebilirim biraz da değil aynen mi? Aynen öyle. Yani şu anda tamam. Sadece... Aldığını söylüyorsun. Evet, şu an aldığımı söylüyorum ama kullandıkça detay vereceğim. Şimdi ben bunun programını indiriyorum, kuruyorum ve ondan sonra çalışmaya başlıyoruz. Şu an evi tanıyor. Biz kurduk, kurulumunu yaptık. Hem süpürüyor hem evi tanıyor. Sesinin yüksekliğine bakalım. Normalde bu kadar değil. Çantamı almak zorundayım. Şu koyar mısın bir? Patron bir yusufladı. Şu an o nereye gitti? Oraya gidiyor. Şu an harita çıkarıyor. Patron biraz şaşırmış durumda. Alışacak ama zamanla. Bizim amacımız acaba tümseklerden atlayabilecek mi? Evet. Çıktı oraya, fark ettin mi? Çıktı ama holü aldığı için evet. Şu anda. Şu an holü alıyor. Oranın farklı bir oda olduğunu algıladı. Ay, kablosu. Şu an var. Önüne böyle altın cismi çıktığı zaman düdük düdük diye ötüyormuş bu arada. Ne diye ötüyormuş? Düdük düdük diye. Senin mutfağa gidecek. Herhalde yok. Hayır. Komple tekrar çıkaracak herhalde. Şu an Sinan'dan bakıyoruz. Bu arada Sinan'ın telefonuna da kurduk. Burayı 5 metrekare olarak saydı. 2 dakika boyunca buranın şeyini çıkaracak. Yani şöyle, şu anda burayı komple... Ama senin kapının önüne almıyor. Niye gitmiyor? Orada bir yerde bir şey buldu büyük ihtimalle. O da birazdan mı gidecek? Bu arada adını ne koyduk? Babür. Niye Babür? Dur şuradan hemen. Görsellerden. Babür vardı, hatırlayanlar vardır %90. O yüzden Babür koyduk. Tamam abi, çekil özünün. Şu anda holü tanıyor. Evet. O zaman bu evi tanımaya devam etsin. Patron da görevim böyle. Standı da. Şimdi burayı tanıdı. Nereye gidiyor? Holü tanıdı. Patron sana geldi. Büyük ihtimalle ya mutfağa gidecek ya holü salona gidecek. Salona gidiyor. Evet Sinan Bey, anlatınız lütfen bize. Şimdi ilk deneyimleri söyleyeyim. Haritalama yaparken zaten bir temizlik yapıyor. Bu sırada evin haritalanmasını yaparken salonu yaptı, holi yaptı.
mutfağı yaptı ve çocuk odasını yaptı. Yani şu an ileride çocuk olacak çocuk odasını yaptı. Sonrasında çocuk odasından çıkamadığı için mecburen elimle kaldırıp hole koydum. Ondan sonra tekrardan tanıdı ve tekrardan dedim ki hani bakayım gidecek mi diye test etmek için şarja gönderdim. Ve şarja da çok rahatlıkla gitti. Herhangi bir sorun yaşamadı. Çıkmadı. Niye çıkmadı? Sebebi bizim şuradaki yükseklik. Büyük ihtimalle buradan çıkacaktır. Burada çünkü iki katlı var. Evet. Yani orada oda yok. Direkt çok fazla kalınlık olduğu için çıkmadı. Ama yarın kapı değişimi için işte ölçü alınmaya geleceğinden dolayı burası düz olacak. Yani düz geçiş mi oluyordu aşkım? Aynen. Yani hem zemin geçişi olacak. Evet. Herhangi bir şekilde... Biz ileriye dönük de düşünüyoruz. Bebek hani işte kız ya da erkek fark etmez. Hani yürüteçte de yürüdüğü zaman takılıp düşmemesi adına düz zemin yapmaya karar verdik. O zamana da zaten tekrar konumlandırırız dedik. İçinden çıkan... Bu sırada tabii salonu, holü, mutfağı ve küçük oda eski adıyla sonraki adı çocuk odası olacak. İçerisinden çıkan toz... İki günü önce süpürülen... Bu kadar. İçini şöyle gösterelim. İçi de böyle. Bu iki günde evin süpürülmemiş hali. Yani kayınvalideme gittiğim günden beri bugüne kadar çıkan pislik bu şekilde. Şimdi tekrardan bu odayı ve yatak odasını konumlandırmaya çalışacağım. Ondan sonrasında ne olur bilemiyorum. Onu da bir sonraki videoya kalır gibime geliyor. Evet. Ama bu videoya da kalabilir. Hiç belli olmaz. Takipte kalın. Takip edin. Şimdi Sinan onu boşaltsın haznesini. Daha silme kısmını da yapmadık bu arada. Nasıl siliyor hiç bilmiyorum. O yüzden şu an konumlandırma aşamasındayız. Konumlansın etsin. Ondan sonra artık şey yaparım. Patronun biraz alışma süreci oldu. Sıkıntılı oldu çocuğumun korkması. Şey, korktu birazcık ablaları. Ama sonra alıştılar. Artık beraber onun peşinde ilerleyecek. Neyse. Şimdilik teşekkür ediyorum. Bence bu videoyu da çok uzattığımı düşünüyorum ben. Biraz da kocamla ilgileneyim. Çünkü kocam belki yarından da yakın gidecek. Sinan'ın doğum gününü kutlayanlar için de şimdiden çok çok teşekkür ediyoruz. Sinan'ın da elbet söylemek istediği şeyler vardır. Hediyelerinizi göndermeniz için adresimi yok diyormuşum artık. Şaka yapıyorum. Benim ya doğum günüm... tarz şeylerde çok fazla konuşamıyorum. Doğum günümü kutlayan herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Daha okumadım ama okuyacağımdan eminim. İnşallah hep beraber daha nice yaşlara diyorum. Ben Babür'ü çalıştırmaya gidiyorum. Ben Babür'le çalışmaya gidiyorum. Sinan Babür'ü çok sevdi. Babür. Çünkü eskiden Sinan'a süpürttürürdüm. Hani şey eskiden dediğim şundan bir gün önce falan. Artık şimdi Babür süpüreceği için büyük temizliklerde tabii ki de biz süpüreceğiz. Ama genel bir temizlikte hatta şöyle yapılabilir. Babür salonu temizlerken biz yatak odasını falan temizleyebiliriz. Yani öyle. Çünkü bence gayet Babür de güzel şey yapıyor. Değil mi? Onun sesini ayarlayabiliyor muyuz? Ayarlanabiliyor. Önce evi komple tanıttıktan sonra ona geçiş yapacağım. Ses 3 tane modu vardı çünkü bildiğim kadarıyla. Öyle üç, yani. 4 var bu arada. 4 mü var? Sessiz, normal. Sessiz alır mısın şu an? Tamam. Sessizlik sesi sadece kısılıyor sanırım. Bence daha yüksek. Yanına gitme. Evet ben bir yanına gideyim size de onu bir göstereyim. Sen de gel. Şu anda turboyu açtık. Babür neredesin? Babür holü temizliyor. Şimdi Babür şu anda holü temizliyor. Şu anda turboda. Dur parmağını çeker misin? Öbür parmağını. Şu an turbo modda. Strong'u al. Strong da bu şekilde. Standart ilk duyduğunuz andaki. Sessizde de bebek uyurken. Böyle. Kendi bir odaya girmeye çalıştı gizemledi. Bir şekilde süpürecek. Böyle yani. Sessiz modu da bu. Gece kimseyi rahatsız etmez işte ise. Yani alışacaksınız zamanla. Bir makine var.
bir makineyi aldığınız zaman hemen alışamazsınız, zamanla alışırsınız. Böyle deneyimlerimi ilerleyen zamanlarda tekrar söyleyeceğim. Şimdilik beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma hala daha abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirim çanı lütfen açmayı unutmayın. Beni de Instagram'dan takip ederseniz ayrıca sevinirim. Şu kadını mı dinleyeceksin, beni mi dinleyeceksin? Onu sustur. Şaka bir yana tabii ki de. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun dilekleriniz için. Sinan'ın doğum günü kutladığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.